Bu arada hayırlı kandiller. Yaşadığımız hayatımız, idam ettirdiğimiz her türlü olağan içinde olduğu ortam. Evet. Ve bizim dünyamız bunlardan sadece bir tanesi. Ve yaşanabilecek sadece bir tane dünyamız var. Çok büyük şekilde faydalanıyoruz. Fakat gelecekteki nesillerimiz bizim... Biz 9-10 yıllık stajımız boyunca... Bunları en iyi şekilde nasıl geri toparlayabiliriz? Bunlardan bahsediyoruz. İkinci ham madde veya enerji olarak yararlanmada atıklardan değerlendirmeyi oluşturuyor. Katı atıklardır. Bunların içerisinde yiyecek atıkları, kağıt, kar, kompilat, ısınma. Biz bunların geri dönüştürülebilen her türlü kısmını geri dönüştürmeye çalışacağız. Yani plastik, metal, cam, kağıt yani katı bütün atıklar aklımıza gelecek. Kumarla getirildikten sonra çok yüksek sıcaklıkta kırımlarda eritiliyor ve sıvı hale getiriliyor. Sivas Saralı'yla 7-8 yaşında ben İstanbul'da, Mars falan oradan bizim dünyamıza, bizim dünyamızdan Türkiye'ye, Türkiye'den de tak odak noktası. Nerede yaşıyoruz? Sivas. O zaman Sivas'a geliyoruz. Evet. Arkadaşlar işte bizim yaşadığımız, hayatımızı sürdürdüğümüz yer bizim çevremiz. Bizim üstümüze düşen, her şehirde yaşayanın olduğu gibi bizim üstümüze düşen bizim çevremiz. Evet, Sivas'ımızda biz kısaca Sivas Belediyesi ne işler yaptığı noktasında bir iki bir şey paylaşayım. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak biz 309 personelimizle ve binek aracımız, süpürge aracımız, çöp araçlarımız gibi 40 tane aracımız var. 24 saat 365 gün arkadaşlar bu kentin temizliği için çalışıyor, çabalıyor, gayret ediyoruz. Sadece sizlerin, burada yaşayan Sivaslı hemşerilerimizin tertemiz, pırıl pırıl, hijyenik bir Sivas'ta yaşayabilmeleri için 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Ben sadece bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bundan yaklaşık 2 yıl önce biz Muhtarlar Federasyonu olarak değişik illerde çalışmalar düzenliyoruz ve o illerdeki yapılan çalışmaları şehrimizde nasıl uygularız diye bunun çalışmasını yapıyoruz. Ve orada aldığımız bazı illerde aldığımız izlenimlerden bu çevreye duyarlı belediyelerin olduğunu ve çevre şehircilik il müdürlüklerine bu konuda hassas davranışlarını müşahede ettik. Ve biz bu konuyu Sivas'ımızda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dedik ki bu katı atık yağlarla ilgili biz destek verebiliriz, çalışmalarınızda yardımcı olabiliriz diye böyle bir teklif sunduk. Daha sonra Sivas Belediye'mizin de bu konuda bizlere lojistik destek sağlamasıyla birlikte muhtarlıklarımızdan katı atık yağ bidonları, katı atık yağ bidonları bünyemizde bulunduruyoruz. Yaklaşık 2 yıldır bulunduruyoruz fakat maalesef ve maalesef çevremizin ve komşularımızın bu konuda çok hassas davrandığını söyleyemeyeceğim. Sizden ricamız için katı atık yağ konusunda arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yaptılar. Ben o konuya değinmeyeceğim ama çevreye çok büyük bir zarar verdiğini biliyorsunuz, katı atık yağ özelliğini kaybettikten sonra kanserojen madde içerdiğini, lavaboya döktüğümüz zaman su yolunda Arıtma'ya giden yolu tıkadığını, katman oluşturduğunu ve doğal çevreye zarar verdiğini, doğanın dengesini bozduğunu özellikle bilmenizi istiyorum. Lütfen lavabolara, kanalizasyonlara dökmeyin. Arayın 444-5844 belediyemizin numarası, ambalaj çöpü de asacağız şimdi sizlere. Onlar da doldukça arayabilirsiniz. Belediye evinize kadar gelip hepinizin evinden tek tek alacak. Evinizden aldığı zaman dilerseniz yeni bir poşet talep edebilirsiniz. Bu proje Sivas genelinde başlatıldığı için zamanla tüm mahalleleri de yayılacak. Biz önce olmayı istedik. Başka bu proje kapsamında
öğrencilerimizin gözlemleri ve görüşmeleri doğrultusunda atıklarla ilgili, ki günümüzde gerçekten Sayın Başkanımızın da söylediği gibi atıklar çok önemli bir sorun. Özellikle evsel atıklarda ayrıştırmamak ya da bilinçli olmamak ya da çok fazla tüketmek. Zaten tüketim arttıkça atıklar da çok artıyor. Maketlerde numaralar aşağıda yazıyor. Bunlarda neler atabileceğinizi yazan broşürler. Kafanız karışırsa kontrol edebilirsiniz. Magnetinizde buzdolabınızdan tutturabilirsiniz. Bunlar da yağların zararları. Size de şu şekilde vereyim. Teşekkür ederim. Yağlarınızı bidonlar içerisinde biriktirerek. Ayrıştırmayı affederseniz. Çok güzel bir şey. Poşetler içerisinde biriktirerek belediyemizi arayıp haber veriyorsunuz. Belediyemiz gelip sizden bir poşetler alıyor. Yenisini veriyor. Ve bu şekilde döngü sağlıyoruz. Çöplerimizi geri dönüşmeye kazandık. Ablacığım, nasıl buluyorsunuz bu belediyemizin uygulamasını? Çok güzel. Çok çok güzel bir yöntem. Teşekkür ederiz yani. Çok güzel. Siz nasıl buldunuz? Zaten bu çöpler bizim başımıza bela oluyordu. Evet. Hiç yoktan bunun içine koyar çağırıyorsun. Evet. Yani ben Avrupa'da görmüştüm. 3 ay kaldım ben orada. Çok heveslendiydim yani. Yani ayrı atıklar attım. Yani evet. İnşallah Sivas'ta da böyle bir şeyler yutlamaya başlarız. Devam edecek belediyemizle. İnşallah.